Sayın Orhan Sümer'im. Buyurun Sayın Sümer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 18. maddesi üzerinde CHP adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülke olarak zor ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde, Van'da yaşanan çığ felaketinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasında hayatını yitirenlere, İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 1988 yılında 775 sayılı gecekondu kanunu ile belediye ve mücahir alanlar sınırları içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na ait yetkiler belediyeye devredilmişti. Teklifin 18. maddesiyle belediyeye devredilen bu yetki kaldırılıyor. Yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlayan bu madde demokrasiyle bağdaşmayan bir müdahaledir. Bu düzenlemenin uygulamada sorunlara yol açacağı ve gecekondulaşmanın önlenmesine ilişkin çalışmaları sekteye uğratacağı açıktır. Yerel yönetimleri özellikle şehircilik ve gecekondulaşmayı önleme konusunda idari, mali ve hukuki anlamda güçlendirmek gerekirken bu maddeyle bunun tam tersi yapılıyor. Sayın milletvekilleri, imar kanunu, gecekondu kanunu gibi özellikle kentsel yerleşimleri ilgilendiren önemli bir teklifi görüşüyoruz. Ancak asıl konuşmamız gereken deprem olduğunu hatırlatmak isterim. Daha iki hafta önce deprem ülkesi olduğumuzu gerçeğini bir kez daha hatırladık. Ancak her zaman yaptığımız gibi bunu hemen unuttuk. Bilim adamları, konunun uzmanları yıllardır bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar ve sürekli uyarıyorlar. Yapılması gerekenler belli. Ancak iktidarın attığı hala bir adım yok. 34 milyar dolar deprem vergisi nerelere harcandı diye soruyoruz. Bir açıklama yok. Bu ciddiyetsiz tavırla değil depremle en küçük bir doğal afetle bile baş edemeyiz. Kamuoyunu aydınlatana kadar bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, hatta savrulduğunu hep dile getiriyoruz. İktidar her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylese de TÜİK'in saklamaya çalıştığı istatistikleri bile bu gerçek her gün doğruluyor. Daha dün işsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik Kasım 2019'da önceki yılın aynı dönemine göre bir puan artışla %13.3'e yükseldi. İşsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon. Yani her 4 gençten biri işsiz. Vatandaşın bankalara ve finans şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu Aralık 2019 Ocak 2020 arasında yaklaşık 7 milyar lira daha artarak 598 milyar lira oldu. Bu borcun 481 milyar lirası tüketici kredilerinden, 117 milyar lirası ise kredi kartlarından kaynaklanıyor. Vatandaşın takibi alınan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise 10 Ocak itibariyle 21 milyar lira oldu. UYAP istatistiklerine göre Ocak ayı içerisinde toplam 424 bin yeni icra dosyası açıldı. 2019'da 899 şirket konkarta ilan etti. Değerli milletvekilleri, seçim bölgem Adana'da yakından ilgilendiren tarım sektörü can çekişir hale geldi. 2002 yılında 7,5 milyon kişi tarım sektöründe faaliyet gösterirken bu sayı 2018'de 4,9 milyona düştü. Toprağı terk edenlerin başında ise maalesef gençlerimiz var. 10 yıl öncesine kadar çiftçilik yapanların yaş ortalaması 35-40 idi, şimdi yaş ortalaması 55'e maalesef çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Adana'nın 15 ilçesini 4 milletvekili arkadaşlarımızla ziyaret edip yurttaşlarımızla görüştük. Özellikle kırsal ilçelerimizde büyük sorunlar yaşanıyor. AKP'nin çıkardığı bütün şehir yasası ile en ücra köylerde bile bir anda mahalle oldu. Vergiler arttı ama aynı oranda hizmet alamaz hale geldiler. Mesela Adana'nın merkezi Reşat Bey Mahallesi ile bizim kuzeydeki en son ilçemiz Tufanbeyli'nin Kirazlıyurt, Karsavuran ve Kayacık köyleri aynı statüde ele alınabilir mi? Özellikle köylerde altyapı yok, üst yapı yok. Elektrikler kışın sık sık kesiliyor. Yollar maalesef en az bir hafta oyun kardan kapalı, müdahale eden yok. Telefon şebekeleri çekmiyor. Köylüler el insaf diyor ve seslerinin duyurulmasını istiyor. Değerli milletvekilleri, bir dönem iş ve aş bulma umuduyla insanlar maalesef Adana'mıza gelirken şimdi Adana'dan teğet geçiyorlar.
Adana'da fabrikalar kapanıyor, ürünler tarlada kalıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf kepenk kapatıyor. Ben buradan iktidara soruyorum. Yerli ve milli olan 12 bin, yılda 12 bin araç üreten 1500 işçinin çalıştığı TEMSA'da üretim durdu. Akıbeti hala belirsiz. İncelik üssünde işten daha bir hafta önce çıkarılan 424 işçinin durumu hala belirsiz. Bir futbol kenti olan Adana'da yeni stadyum inşaatı 2014 yılında başladı. Hala maalesef bitiremedi. İnşaatı bitiremeyen başka bir bina daha var. Adana Adliyesi. Türkiye'nin en büyük adliyesi diye tanıttılar. 2014 yılında temeli atıldı. Maalesef hala bitirilemedi. Ceyhan Devlet Hastanesi'nin inşaatı 2012 yılında beri hala tamamlanamadı. Ceyhanlar soruyor, hastanemiz ne zaman hizmete açılacak? Yüreğir ilçemizin Karataş Caddesi üzerinde bulunan ve tam 117 yıl önce hizmete giren 2012 yılında da yıkılan bir hastanemiz vardı. Yüreğir'in yanı sıra Karataş Ovası'na ve köylerine de hizmet veren bu hastanemiz yıkıldı. Maalesef yerine modern bir hastane yapılacak dedi ama hala temeli bile atılmadı. Buraya hastane yapılacak mı yoksa arazi özelleştirilip satılacak mı? Adana trafiğinin can damarı olan ve ölüm yolu olarak bilinen Karataş yolu ne zaman bitirilecek? Adanalılar olarak iktidarın bu yatırımları acil olarak bitirmesini, kentimize İslam kapılarının açılmasını bekliyoruz. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.